Herkese merhaba arkadaşlar ben Eka Hoca'nız. Laptu Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Dörtgenler konu anlatımının dördüncü videosu. Paralel kenarın ilk videosu ki iki tane paralel kenar videosu gelecek peş peşe arkadaşlar. Sonra geometri serimizin 31. günüyle karşınızdayım. Bu dersin pdf'i aşağıda açıklamalar kısmına mevcuttur. Oradan indirip izleyip çözebilirsiniz ve de zilin sesini duyduğumuza göre dersimize geçebiliriz. Şimdi genel dörtgenlerle, dörtgenlere giriş yaptık. Şimdi daha özele indirgeyerek paralel kenara geliyorum. Paralel kenar dediği şey karşılıklı kenarları eşit. Bakın, karşılıklı kenarları eşit. Yani AB kenarım DC'ye eşit, AD kenarım BC'ye eşit ve de paralel olan yani karşılıklı bu kenar bu kenarlar birbirlerine paralel olan dörtgene paralel kenar denir. Ve de aslında tüm formüller Z kuralından geliyor. Bakın Z kuralı bana der ki iç tersten bu T ise bu da T'dir. Paralellikten dolayı bu T ise demek ki hocam bu da T'dir. Demek ki T eşittir Y. Bu bir. İç tersten aynı şekilde bu Z ise bu arkadaş Z'dir. Z kuralından. E bu Z ise bu da Z olmak zorunda. Paralellikten X eşittir Z olur. Bu bir. Yani şunu söylüyorum. Karşılıklı açıları birbirlerine eşittir. Paralel kenarda. T de Y'ye eşit. Bu bir. Bir de e, paralellikten dolayı bunlar yan yana geldiğinde bakın. T artı Z veya T artı X fark etmez. Kısaca X artı Y 180 derecedir. Bu sefer de bakın komşu açıların toplamı 180 derecedir her zaman. Komşu açılar mesela buradan X artı T. Mesela T artı Z. Mesela Z artı Y. Komşu iki açı toplamı her zaman 180 derece olur bu kadar. Bakalım sorular nasıl geliyormuş. Yukarıdaki şekilde ABCD bir paralel kenar olduğuna göre BAD bakın BAD yani x açısı kaçtır diyor. E bu şekilde bir paralel kenarsa komşu iki açının toplamı 180 derece olur. x artı 50 eşittir 180'den x eşittir 130 derece olarak bulunuyor. 66. sorumuzun cevabı 130'dur. 67. soru diyor ki yukarıdaki şekilde ABCD bir paralel kenar olduğuna göre MABC bakın ABC şu açıyı benden istiyor. Şimdi 2x'i ve 7x'i vermiş. E bunlar komşu açılar mı? Evet. Demek ki bunların toplamı 180 dereceye eşit olur. Her iki tarafı 9'a böldüğümüzde x eşittir 20 derece. x 20 ise 7 çarpı 20'den burası 140'tır. 2 çarpı 20'den burası 40'tır. E ister 140 burası 140'a eşit değil karşılıklı açılar eşit. İsterseniz bu ikisinin toplamı 180 deyin. Her türlü ABC B, C açısını yani B açısını 180 140 derece olarak buluyorum. 67. sorumuzun cevabı da 140'tır. 68. soru diyor ki yukarıdaki şekilde A, C, D bir paralel kenar olduğuna göre X kaçtır diyor. Arkadaşlar A, D bir paralel kenarsa bakın AB paraleldir. DC olmak zorunda. Ve de FE doğrusunu çektiğimde ben iç tersten z kuralından x artı 20 açısı 3x eksi 70'e eşittir. Eşitleyelim. x artı 20 eşittir 3x eksi 70. Buradan x'i diğer tarafa attım. 3x eksi x'ten 2x eksi 70'i bu tarafa attım. Artı 70. 20 daha 90. 2x 90'sa x eşittir 45'tir. Benden ne istiyordu? x'i 68. sorumuzun cevabı 45'tir. 69. soru diyor ki yukarıdaki şekilde ABCD bir paralel kenar. ABCD. DE açıortay. Yani açıyı iki eş parçaya bölmüş. Olduğuna göre EFB yani x nedir diyor. Şimdi dikkatli bir şekilde izleyin. Bakın. Paralel kenar olduğunu biliyorum. Yani AB doğrusu DC doğrusuna paralelse o zaman bu açı noktaysa bu açı noktadır. Güzel. Orayı buldum. Şimdi adım adım gelelim. 1. Bu 66 ise diyelim ki bu A olsun, bu A olsun. 66 ile 2A'nın toplamı 180 derece olmak zorunda. Diğer tarafa attım. 2A eşittir. 60 olsa 120. 6'lar çıkarttım. 114'tür. Bir de her iki tarafı 2'ye böldüm. A eşittir 57. Bakın bu 57. Bu arkadaş 57. Güzel. Şimdi 57, 57, 114 doğru mudur? Demek ki hocam burası 114'tür. Burası 114 ise demek ki buraya da 66 kalır. Kendini bütünlere tamamlar. Sonra yukarıdaki üçgene geldim x'i bulmak için. 57 artı 66 artı x eşittir 180 derece. Toplayalım. 66 7 daha 66 72 73 50 daha 123 artı x eşittir 180 diğer tarafa attım x eşittir 180 eksi 123 130 olsa 50 olurdu buradan x eşittir 57 olarak bulunuyor 69. sorumuzun cevabı 57'dir arkadaşlar. 70. soru diyor ki yukarıdaki şekilde ABCD bir paralel kenar olduğuna göre M EBA EBA benden ne istiyormuş EBA benden şu X açısını istiyor kaçtır diyor peki şekle baktığımızda neleri doldurabiliyoruz Burası 110 sa demek ki buranın bütünleri burası olur bu arkadaş 70 derece çünkü şekil bir paralel kenar e bu 110 sa hatta bu 70 ise bu da otomatikman 70 olmak zoruna kalır aslında bunları dar yapmışım ters yapmışım keşke 70 verseydim neyse hiç gerek yok kalsın soruyu etkilemiyor dar olabilir. Yani soruyu etkilemiyor. Orada sıkıntı yok. Peki şu büyük şekle baktığımızda genel dörtgen kuralından ben x'i bulurum. Genel dörtgen kuralından bakın. E, B, C, D dörtgeninde köşe açıları topluyorum. 40 derece burası. Artı 20 artı 70'ten 90 derece burası. Artı 110 derece burası. Artı 70 artı x ne olmak zorunda? Genel dörtgenden 360 derece iç açıları toplamam. 110, 90 daha 200. 240 70 daha 310 diğer tarafa attım. X eşittir 360 eksi 310'dan X buradan 50 derece olarak bulunuyor. 70. sorumuzun cevabı da 50'dir arkadaşlar. 71. soru diyor ki yukarıdaki şekilde ABCD bir paralel kenar güzel olduğuna göre MADE ADE benden bu x açısının kaç derece olduğunu istiyor. Şimdi dikkatli bir şekilde bakın. Hatırlayalım. Şöyle bir kuralım vardı benim. Hatta buradan değil şuradan açıklayayım. İki tane paralel doğru varsa şöyle geçirdiğimizde yani çizgiler çizdiğimizde neydi? Bu arkadaş sola bakıyor. Bu arkadaş sağ, bu arkadaş sola, bu arkadaş sağ. Yani bir sağ, bir sola, bir sağ. Sola bakanların toplamı sağa bakanların toplamına eşitti. Hatırlayın en başta doğrulu açıda. O zaman AD bakın AD BC'ye paralel olduğundan yukarı bakıyor, aşağı bakıyor, yukarı bakıyor. Demek ki yukarı bakanların toplamı aşağı bakanların toplamına eşit. Diğer tarafa attım. X buradan 50 derece olarak bulunuyor. Zaten benden bunu istiyordu. 72. soru bana diyor ki yukarıdaki şekilde ABCD bir paralelkenar ABCD AE ve B açı orta. Yani AE doğrusu açıyı keş eş parçaya bölmüş. B doğrusu açıyı keş eş parçaya bölmüş. Olduğuna göre AEBX kaçtır diyor. Şimdi ben de biliyorum paralel kenarda karşılıklı ya da komşu açıların toplamı alfa, alfa, beta. Beta dersem ben 2 alfa artı 2 beta eşittir. 180 derece. O zaman alfa artı beta 90 derece olur. Eğer alfa artı beta 90 ise bu bir üçgen. Demek ki x'a e burada 90 derece kalıyor. 72. sorumuzun cevabı da 90 olarak bulunmuş oluyor. 73. soru güzel bir soru. Dikkat. Yukarıdaki şekilde d bir paralel kenar. D eşittir BC. Yapalım. D kenarım BC kenarına eşit. Şimdi bu bir paralel kenar olduğuna göre o zaman karşılıklı kenarları da eşit olmak zorunda. BC kenarım AD eşit. Demek ki hocam burada bir ikiz kenar oluştu. Bu bir. Yani bu da tek çizgi. Sonra bu açı 46 ise demek ki buradan bu açıda karşılıklı açılar eşit 46 olur. E bu 46 ise bu da 46'dır. O zaman bu üçünün toplamı 180 derece olur. 40, 40, 86, 92 artı x eşittir 180. 92 diğer tarafa attım. x eşittir 180 eksi 92. 90 çıkarsam 90 kalırdı. 2 daha çıkarttım. 88 derece kaldı. 73. sorumuzun cevabı 88'tir. 74. soru diyor ki yukarıdaki şekilde ABCD bir paralel kenar. Bakın ABCD bir paralel kenar. AD eşittir DF'ye. AD DF'ye eşit. Bu bir. FC eşittir CD'ye. Onu da gösterelim. FC CD'ye eşit. Olduğuna göre DAF yani X açısını istiyor benden. Şimdi adım adım gelelim. Bu arkadaş 40 40'sa. Demek ki bu açıyla bu açı eşit olmak zorunda çünkü ikiz kenar var orada. 40 ise geriye 140 kaldı. Demek hocam bura 70. O zaman hocam burası 70'tir. Bu bir. Başka ne yapabiliriz? Bura x ise burası da x olmak zorunda. x x güzel. Buraya a desem işime yaramaz. Çift çizgi çeksem işime yaramaz. Nereden geliyorum ona bakıyorum. Oradan o geldi. Bura x. Şöyle yapsak daha mı iyi olur? Evet öyle yapalım. Bura x ise bakın. Buraya a dersem ben. Normal şartlarda x ile a, x ile a artı 70'in toplamı 180 derece olmak zorunda. Diğer tarafa attım. O zaman hocam x artı a eşittir 110'dur. a'yı yalnız bıraktım. a eşittir 110 eksi x'tir. a gördüğüm yere 110 eksi x yaptım ve soru bitti. Demek ki bakın içeride bir üçgen oluştu. Bu üç açının toplamı 180 derece olmak zorunda. x var burada, x var burada. 2x artı 110 eksi x var burada. 110. 100 değil. 110 eksi x. Eşittir 180 derece. 2 xten x çıkardım. x 110'u diğer tarafa attım. 180 eksi 110'dan 70. E x'i istiyordu benden dafi. x'imiz 70 derece olarak bulunuyor. 74. sorumuzun cevabı 70'tir. 75. soru diyor ki yukarıdaki şekilde ABCD bir paralel kenar. Bakın CE açı ortay. BC'si 7. Güzel. Olduğuna göre EB'si yani EB'si. Buraya X dersem ben X'i kaçtır? E arkadaşlar paralel kenar olduğu için bu arkadaş bakın. Z kuralından dolayı burası noktaysa iç tersten burası noktadır. E bu nokta bu nokta. İkiz kenar. X buradan direkt 7 olarak bulunuyor. 75'ini sorumuzun cevabı 7'dir. 76. soru bana diyor ki yukarıdaki şekilde ABC'de bir paralel kenar. Bakın CE, CE açı orta yani açıyı keş parçaya bölmüş. AD'si 2x-4, EB'si x artı 5 olduğuna göre x kaçtır? Hocam burayı 2x-4 ise diğer tarafta eşit olmak zorunda. Çünkü paralel kenar 2x-4. Bu bir, bir de. Z kuralından dolayı noktaysa iç tersten nokta. Bu açı nokta, bu açı nokta. Demek ki ikiz kenar var burada. X artı 5 eşittir. 2x eksi 4'e. X'i bu tarafa attım. 2x'ten x çıkardım. X kaldı. Eksi 4'ü bu tarafa attım. Artı 4. 5 daha 9 değerini buldum. 76. sorumuzun cevabı 9. 77. soru diyor ki. Yukarıdaki şekilde ABCD bir paralel kenar ABCD. DF ve CK açı ortay. Bakın DF ve de CK açı ortay. Açıları iki eş parçaya bölmüş. BC'si 17 olduğuna göre X kaçtır? Güzel bir soru. Bakın şimdi. Bu 6 ise bunun diğer tarafı da 6'dır. Bu 1. Sonra. E burada ben Z kuralını gördüm. Aha da Z. Tek çizgi ise iç tersten burası. Tek çizgi. Hocam iki kenar var. 6 ise KB'si 6. Bu 1. Nokta. E hocam burada da Z var o zaman. Nokta ise burası iç tersten burası nokta. 6 olduğuna göre burası 6'dır o zaman. Demek ki yukarısının tamamının toplamı 17 olacak. 6 artı 6 12 artı x eşittir 17 diğer tarafa attım. x eşittir 5'tir. 77. sorumuzun cevabı 5 olarak bulunmuş oluyor. 78. soru bana diyor ki yukarıdaki şekilde dikkat ABCD bir paralel kenar. AE ve BE açı orta yani AE ve AE ve DE özür diliyorum düzeltelim. AE ve DE açı orta yoluna göre EF uzunluğu kaçtır diyor bana. Burada dikliği de görüyorum ben. Şimdi dikkatli bir şekilde bakın. Komşu açıların toplamı 180 dereceydi. Alfa alfa beta beta dersem. Kısaca 2 alfa artı 2 beta eşittir 180. Alfa artı beta eşittir 90 derece. Bu bir. E, alfa artı beta 90'sa demek ki tepesi dikmiş. Güzel. O zaman 15, 20. Benim ad uzunluğum 25'tir. Pisagordan dolayı. Bakın 3'ün 5 katı, 4'ün 5 katı. Bu da 5'in 5 katı. 3, 4, 5 üçgeninin 5 katı var. Harika. Peki hocam x'i nasıl bulacağım? x'i alandan bulabilirim. Bakın bu birazcık karmaşık bir soru dediğim gibi. Bu üçgende dik dik burada alanı şöyle bulabilirim. 20 çarpı 15 bölü 2 eşit olmak zorunda. Bir de ben üçgenimin alanı taban 25 çarpı yükseklik x bölü 2. İkiler gitti. 5'e böldüm 5, 5'e böldüm 4. 5'e böldüm. 1, 5'e böldüm. 3, 3 çarpı 4'ten x eşittir 12'dir. 78. sorumuzun cevabı 12 olarak bulunuyor. Geldik paralel kenarda önemli bir mevzuya. Diyor ki paralel kenarda köşegenler birbirini ortalar. Yani AC köşegenini DB köşegenini ben kesiştirdiğimde E noktasında kesişir ve bu E noktası köşegenlerin ikisinde eş parçalara böler. Bakın hepsi birbirine eşit değil aynı köşegen iki eş parçaya AC köşegeni iki eş parça bölünmüş. Kısaca AE eşittir EC'ye D eşittir EB'ye. Bakın bunu bol bol kullanacağız. Tekrar ediyorum. Paralel kenarda köşegenler eş parçaya böler. Yukarıdaki şekilde ABCD bir paralel kenar. AE'si 6. Bakın. DE'si 5 olduğuna göre X artı Y kaçtır? E, bu arkadaşlar hani ABCD paralel kenar ve de gördüğünüz gibi köşegenler E noktasında kesişmiş. E o zaman hocam, o zaman hocam bura 6 ise bura 6 olmak zorunda. 5 ise burası 5 olmak zorunda. X artı Y istiyor. 6 artı 5'ten 11 cevabını veriyor. 79. soru bize arkadaşlar. 80. soru bana diyor ki yukarıdaki şekilde ABCD bir paralel kenar. Güzel. AE'si bakın 10'muş. DE'si 8'miş. EB diktir BC'ye. Bakın EB diktir BC'ye. Dik dik bana verilmiş. Peki. AC ve DB köşegen olduğunu görüyorum. O zaman burası 8 ise burası 8'dir. Burası 10 ise burası 10'dur. Soru benden AD'yi istiyor. Dikkat. Şuradaki dik üçgeni gördüm ben. 8, 10. Hangi özel üçgen bu? 6, 8, 10 üçgeni. Paralel kenardan dolayı BC'si 6 ise X'i de 6 olur. Yani AD'si. E o zaman AD yani sorumuzun cevabı 6 olarak bulunmuş oluyor. 80. sorumuzda. 81. soru diyor ki yukarıdaki şekilde ABCD bir paralel kenar. Güzel. KE'si KF'si. KF'si 3. AK eşittir KB'ye. AK KB eşit olduğuna göre FC'si yani X'i kaçtır? Bakın çok farklı bir soru. Görmesi zor bir soru. Şuradaki üçgene yoğunlaşıyorum ben. Dikkatli bir şekilde izleyin. Ben buradaki üçgene yoğunlaştığımda hmm, bakın şimdi. DB bir köşegen, AC bir köşegen ve köşegenler E noktasında kesişmiş. O zaman iki eş parçaya bölüyor. Yani burası burasına eşittir. Ve de harika bir soru. Bu üçgende bakın C'den çektiğim CK nedir? Kenar ortay. B'den çektiğim BE kenar ortay. E iki kenar ortay kesişmiş. Demek ki burası ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi kuralı bana der ki bakın. Bura ağırlık merkezi ise G ağırlık merkezi ise x'e 2x'lik kural vardır. Yani burası 3 ise burası 6 olmak zorunda. Ağırlık merkezi olduğunu nereden anladım? İki kenar ortaya burada kesiştiyse üçüncü de burada kesişir. E, üçünün kesişim bana ağırlık noktasını verir. F ağırlık noktası 3 ise x'imiz de 6'dır. 81. sorumuzun cevabı 6'dır. 82. soru diyor ki yukarıdaki şekilde ABCD bir paralel kenar ABCD. AK eşittir KB'ye. Bu bir dl eşittir lc'ye. Bu iki soru benden db'yi istiyor. Şimdi benim burada müdahale etmem lazım. Müdahaleyi şöyle yapıyorum. a'dan c'ye köşegeni birleştirdiğimde paralel kenar mı? Paralel kenar. Köşegen mi? Köşegen. Burası eş iki parça ayrıldı mı? Ayrıldı. O zaman buradaki üçgende bakın. Buradaki üçgende çizdiğim al uzunluğu pardon bana verdiği al uzunluğu kenar ortay. Benim çizdiğim ya bana verdiği DB uzunluğu burayı iki eş parça böldü. Kenar ortay iki kenar ortay kesişti ağırlık merkezi. O zaman 8 ise burası 4'tür. Bu 1. Sonra 8 artı 4'ten tamamı 12. Şurası 12. E bu taraf da iki çizgi yapalım. Diğer tarafa eşit olmak zorunda. Demek ki diğer tarafta 12. Aynı şekilde burası 4 ise burası 8 olmak zorunda. 1'e 2'lik kural orada geçerli. Soru benden ne istiyor? DB yani tamamını 8 artı 4 12. 12 de burada var. 12 artı 12'den de 24 cevabına ulaşıyorum. 82. sorumuzun cevabı 24'tür. Geldik paralel kenarda alan nasıl bulunur? Bakın elimizde bir ABCD paralel kenarı varsa alan ABCD diyor ki hatta şöyle yapalım daha güzel olur. Ben DB'yi şuradan ayırsam bakın bu tarafta bir üçgen oluştu. Üçgenin tabanı B çarpı yükseklik HB. Bu nedir? yarı paralel kenarın alanı. E, aynı şekilde yarısı buysa diğer yarısı da buna eşittir. Bakın diğer yarısı da buna eşit olmak zorunda. Demek ki hatta bu olan B çarpı HB/2 o zaman bunun iki katı alan ABCD'yi verir bana. Nereden biliyorum eşit olduğunu? Çünkü bakın bu köşeden ben şu arkadaşı çeksem nasıl anlatayım diye düşünüyorum. Buradan bunu çektiğimde evet şuradan bu dikmeyi ben indiğimde bakın dikmeyi indiğimde bu dikme B'den haşa indiğim şu dikmeye eşittir. E taban B'ydi. Burası da B'dir. O zaman B çarpı yine HB bölü 2. Bu yüzden iki kat olmuş oluyor. Yani aslında alan ABCD eşittir. Taban çarpı B direkt yükseklik HB. Bu bir. Buradan gösterebilirsiniz. Veya aynı şekilde diğer taraftan da gösterebilirsiniz. A çarpı HA bölü 2. Yani herhangi bir Paralel kenarın bir kenarı o kenara ait yüksekliği çarptığınızda direkt size alanı veriyor. Hemen bir örnek hızlı. 83. soru bana diyor ki yukarıdaki şekilde ABC'de bir paralel kenar. BH 8 ABS'i 14 BH diktir DC'ye. Bakın bu dikliği bana vermiş. Olduğuna göre alan ABC'de kaçtır diyor. E bu 14 ise benim DC uzunluğumda 14'tür. Ve bu paralel kenarın, paralel kenarın alanı taban 14 tabana ait yükseklik 8 bu kadar. 8 çarpı 32'den 3. 8 bir 8 3 daha 112. 83. sorumuzun cevabı 112 olarak bulunuyor. 84. soru diyor ki yukarıdaki şekilde ABCD bir paralel kenar bakın ABCD bu arkadaş bir paralelkenar. DC'si 10 alan ABCD 60 AH'liktir HC'ye AH HC'ye Dikliği dik içeride değil de dışarıda vermiş. E Fark etmez. Benim alanım şöyle bulunur. Taban dc. Tabana ait yükseklik dışarıda. O zaman 10 çarpı x benim alanım. Ki alan abc 60 vermiş bana. Buradan x'i 6 olarak buluyorum. 84. sorumuzun cevabı 6'dır. 85. soru diyor ki Yukarıdaki şekilde abc'de bir paralel kenar. Bakın. ab'si 12. AD'si 10. Olduğuna göre alan ABC'de nedir diyor. Şimdi bunu sinüs alandan bulabilirsiniz. Hatta iki yoldan da bulalım. 1. sinüs alan formülünden ben şu arkadaşı şöyle ayırdığımda. Düz çizgiye gelsene. Bu arkadaşı ayırdığımda bakın. 12, 10. Demek ki burası 10. Buradaki üçgenin alanı şöyle bulunur. 1 bölü 2 çarpı kenar 12 çarpı kenar 10. Aradaki açının sinüsü o da sinüs 150 sinüs 150. Ve ben 180'e tamamlayan sinüsler birbirine eşittir biliyorum. Yani burası sinüs 30 eşittir. 1 bölü 2 çarpı 12 çarpı 10 çarpı sin 30 1 bölü 2. 2, 2, 4 böldüm 3. 3 çarpı ondan geldi bana 30. Yarısı. Bakın yarı alan 30. E diğer tarafta eşit olduğunu biliyorum ben. Çünkü burası 12 ve açı 150. 30 artı 30'dan cevabımız 60'tır. Bu bir. Peki hocam başka nasıl bulur? Başka. Yüksekliği bulursam soru biter aslında. Yüksekliği dıştan bulabilirim. Şunu çektim. Çok kalın oldu. Bunu da buradan çektim. Burası dikse eğer. Bakın. 150 ise buraya kaldı 30 derece. Buraya kaldı 60 derece. Ve de 10 olduğunu biliyorum. 90'ın karşısı 10. 30'un karşısı 6. Ki bu bana yüksekliği verdi. Soru bitti. Taban 12. Yükseklik 6. Demek ki paralel kenarın alanı 12 çarpı 6'dan 6 12. Nerede yanlış yaptık? Hı, hmm, olmuş orası. Yükseklik 5 oluyor. Hemen yorumlara saldırmayın. 12 çarpı 5'ten 60 cevabını bulurum. 85. sorumuzun cevabı da 60'tır. 86. soru diyor ki yukarıdaki şekilde ABC'de bir paralel kenar ABC'de AB kenarım 20 BC kenarım 15 olduğuna göre X bölü Y. Peki hocam nereden gidebilirim? Ben ne biliyorum? 1. Bakın bu tabanı biliyorum. Yani DC kenarını 20 biliyorum. DC'ye ait yüksekliği biliyorum. 2. AD kenarını 15 biliyorum. AD'ye ait yüksekliği. O zaman bu paralel kenarların alanlarını ben iki yerden yazabiliyorum. 1. 15 çarpı Y eşit olmak zorunda. 20 çarpı X'e alandan gittim. 5'e böldüm 3. 5'e böldüm 4. Soru benden X bölü Y istiyor. Her iki tarafı önce Y'ye böldüm. Sonra da 4'e böldüm böldüğünde yerine kaldı. Y'ler gitti. Buradan 3 bölü 4 eşittir. Diğer taraf x bölü y'dir. Ve de 86. sorumuzun cevabı 3 bölü 4 olarak bulunmuş oluyor. Bu dersimizi de bu şekilde bitiriyoruz. Bir sonraki videomuz yine paralel kenara devam edeceğiz arkadaşlar. Birazcık bu ders temel atma gibi oldu. Bir sonraki dersimiz daha içeriye dalacağız. Daha zor soruları inceleyeceğiz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bitiren arkadaşlar yorumları bekliyorum bu arada bitirdilerse beni mutlu etmişlerdir. Kendilerine bir şeylere katmışlardır umarım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.